Antik dönem, Orta Çağ ve Rönesans astronomlarından pek çoğu astrologtu. Birçok matematik profesörü yargı astroloğuydu. Cebir, geometri, trigonometri ve yüksek matematiği keşfetmişlerdi. Bunlar astrolojinin, astronominin atası olduğunu ve göksel varlıkların transitlerinin dünya üzerindeki tüm canlı yaşamını etkilediğini kabullenen yargı astrologlarıydı. Claudius Ptolemy, Elkindi, Guido Bonatti, Kepler, Jean-Baptiste Morin gibi eğitimli beyinler astrolojinin veri analizlerinden istifade ederek eserler ortaya koydular. Antik dönem filozoflarının çoğu diğer ilim ve disiplinleri yanı sıra astrolojide çalışmıştı. Milattan önce 570-495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusu olan Pisagor, Kopernik'ten tam 2000 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin güneş sisteminin merkezinde olduğunu bildirmiştir. Müzik notalarının arasındaki matematik oranlarını inceleyerek müziğe sistem getirmiş olan Pisagor, gezegenlerin yörüngelerinde matematiksel bir uyum oluşturduğunu ve gezegenler arasındaki uzaklıkların müzikal aralıklara tekabül ettiğini bulmuştur. Pisagor'a göre her gezegen bir müzik notasına tekabül ediyordu. Yunan klasik döneminin en önemli filozoflarından olan Aristo, matematik, astronomi, fizik, metafizik disiplinleriyle ilgilenmiş, bu alanlarda kuruculuk yapan eserler vermiştir. Aristo, astrolojiyi tabii ilimlerde 7 koldan biri olarak ayırıp tıp, kimya gibi ilimlerin arasına koymuştur. Günümüzde tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat, yazdığı Havalar, Sular ve Yerler adlı kitabında astronomi tedaviye az değil en çok etki yapmaktadır demişti. Çünkü bir insan eğer zamanların değişmesini, yıldızların yükselip alçalmasını anlarsa, o yılın nasıl bir yıl olacağını önceden bilebilir, hazırlıklı olabilir. Hipokrat eserlerinde vücudun belli bölgelerine yapılacak müdahalelerin, ameliyatların ve verilecek ilaçların kendi öğretileri ve yazıları doğrultusunda yalnızca belli zamanlarda uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca yine Hipokrat'a ait astroloji bilmeyen bir doktorun kendisine doktor demeye hakkı yoktur sözü de günümüze kadar gelmiştir. Sekizinci yüzyıldan 11. yüzyıla kadar İslami topraklarda Müslüman düşünür ve filozoflar tıp, astronomi, matematik gibi alanlarda olduğu gibi astroloji alanında da önemli gelişmeler kaydetmişler, tablolar yapmaya ve astroloji alanında Arapça eserler vermeye başlamışlardır. Tıp, matematik, astronomi, ilahiyat, fizik, kimya ve müziğe dair pek çok bilim dalında eser yazan Arap bilim insanı Elkindi'nin meteorolojik astroloji üzerine yazılmış olan kitapları daha sonraki dönemlerde astrolojinin bu alanına ilgi duyan yazarların temel kaynağı haline almıştı. Aristo'dan ve Ptolemy'den gelen bilgileri takip eden Farabi, İhvan el-Sefa, İbn Haldun gibi kadim filozoflar astrolojiyi tabii ve riyazi ilimler kategorisinde değerlendirdiler ve eserlerinde astrolojiye yer verdiler. Osmanlı döneminde astronomi ve astroloji çalışmalarında Ulu Bey'in Semenkant'ta kurduğu rasathanede yetişen bilim adamlarının önemli yeri bulunmaktaydı. Ali Kuşçu, Takiyüddin Rasit gibi bilim adamları astronominin yanı sıra astrolojiyle de ilgilenmişlerdir. Orta Çağ'da alkemistler ve astrologlar falcı değildiler, eğitimli kişilerdi. Bazıları matematikçi, bazıları doktor ya da fizikçiydiler. Bologna Üniversitesi'nde profesörlük yapmış olan Guido Bonatti, matematik profesörü olan Jean-Baptiste Morin gibi eğitimli astrologlar
astrolojiyi, her şeyi öngörmemizi sağlayacak bir bilim, evren kanunları üzerine bir çalışma olarak tanımladılar. 13. yüzyıl Latince çevirilerin yapıldığı ve özümsendiği bir yüzyıl olmuştu. Bu yüzyılda üretilmiş olan en önemli astrolojik çalışmalardan birisi olan Guido Bonatti'nin Liber Astronomie adlı eseri sayesinde Elkindi, Ebu Maşer, Ebu'l Kasım, Ebu Zahel gibi Arapça eser vermiş olan önemli astrologların verdiği değerli bilgiler Batı'ya ulaşmaya ve Latince yazıldığı için daha geniş çevrelere yayılmaya, ilim alanında büyük gelişmeye sebep oldu. Guido Bonatti aynı zamanda saray astroloğu olarak da görev yapmış ve kendisinden sonraki 200 yıllık döneme damgasını vurmuş olan 1000 sayfayı aşkın bir eser olarak Liber Astronomie'yi miras bırakmıştı. Morin bir tıp doktoru, astronom, matematikçi ve astrologtu. Astrolojik muhakemesine saygı duyan Kardinal Richelieu'ya astrolojik tavsiyeler vermiş. 14. Louis'in bebeğinin doğumunda hazır bulunmuştu. Astrologia Gallica adlı seri kitapları, metotları test edilen ve en şaşırtıcı sonuçları veren astrolog Jean-Baptiste Morin ya da Morinus'tur. Rönesans döneminde astrolojiyi entelektüel ve ekonomik faaliyetlerde yaşanan patlamaya da denk gelince hızlı bir popülerlik kazandı. Astroloji hem tanısal hem de öngörüsel bir araç olarak kullanıldığı için bazı okullarda tıp öğrencilerine zorunlu ders oldu. Astroloji o dönemde tıbbın öylesine ayrılmaz bir parçası haline gelmişti ki birkaç yüzyıl boyunca ikisini birbirinden ayırmak adeta mümkün değildi. 18. yüzyıla kadar bazı üniversitelerde astroloji sınavını geçmeden doktor unvanı almak imkansızdı ve gezegensel pozisyonların tanı ve teşhiste kullanılması yaygındı. Diğer teoriler gibi astrolojinin ne sıklıkla kullanıldığı doktorun mizacına bağlıydı. 17. yüzyılda yaşayan Dr. Nicholas Culpepper, bitkiler ve gezegenler arasındaki karşılıkları izleyen Complete Herbal, Bütün Bitkiler adlı eseri kendi dönemine damga vurmuş ve halen baskısı devam eden ve bu alanda en önemli eserlerden biridir. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki süreçte Osmanlı Devleti'nde müneccimbaşılık müessesesi vardı. Müneccimbaşılık Sultan II. Beyazıt döneminde resmileşmiş, son müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendi ile 1924 yılında sona ermiştir. Müneccimbaşılar klasik medrese eğitiminden geçen özel hocalardan astronomi ve astroloji eğitimi almış ehliyetli kişiler olan saray müneccimleri arasından özenle seçilirdi. Günümüzde bazı bilim insanları eski astrologlar tarafından açıklanan ilkelerin çoğunun doğru olduğunu istatistiksel bilimsel araştırmalar yoluyla keşfediyorlar. Astroloji, gökyüzünün doğasını bizim insan doğamıza bağlayan sistematiği açıklayan ve bunu yaparken verilerin yanı sıra tecrübelere de dayanan bir disiplindir. Astrologlar yüzyıllar boyunca kendi tecrübelerini daha sonraki astrologların da istifade edebilmesi için eserler halinde arkalarına da bıraktılar. Astronomlar evrenin kaşifleri olarak sonsuz uzayı keşfettiler. Ruhsal evrenlerimizin sonsuz derinliğini keşfetmek ise astrolojinin ve astrologların işidir. Astrolojinin bu konuya yaklaşımlarından bir tanesi şudur. Zodyak içimizdedir. Paracelsus şöyle der. Gezegenler içimizdedir. Astroloji dış gerçeklikler ile iç gerçeklikler arasındaki bağlantı ile ilgili bir düşünce sistemidir. İbrahim Hakkı Erzurumi marifetnamesinde insanın feleklerle yani zodyak
benzerliği üzerine şunları söylüyor. İnsan bedeninin göklerle benzerliği, burçlar sahibi göğün 12 burcunun olması gibi bedenin de dışından içine 12 yolun olmasıdır. İki kulak, iki göz, iki burun deliği, ağız, iki meme, göbek ve iki abdest yolu. Diğer bir benzerliği ise feleklerde 7 gezegen olduğu gibi bedenin içinde de 7 asli uzvun varlığıdır. Azizüddin Nesefi, Zübdetül Hakaik adlı eserinde aynı şeyi söylüyor. 7 dış aza dünyanın 7 bölgesidir. 7 batın aza da 7 kat göklerdedir. Akciğer birinci semadadır. Yıldızı feleki kamerdir yani ay. Dima, beyin, ikinci göktür. Yıldızı feleki utarittir yani Merkür. Zira alem-i kebirin dimağı feleki utarittir. Üçüncü göğün yıldızı feleki zühredir, Venüs. Zira zühre alem-i kebirin böbreğidir. Kalp dördüncü göktür. Yıldızı güneştir. Zira güneş alem-i kebirin kalbidir. Öt kesesi beşinci göktür. Yıldızı Merih'tir yani Mars. Zira Merih alem-i kebirin öt kesesidir. Karaciğer altıncı göktür. Yıldızı Müşteri'dir yani Jüpiter. Zira Müşteri alem-i kebirin ciğeridir. Dalak yedinci kat göktür. Yıldızı Zuhal'dir yani Satürn. Helenistik dönem astrologlarının görüşlerini bir araya getiren eser olan Liber Hermetis'te verilen bilgilere göre kişinin doğumundan itibaren onun toplumsal sınıfı belirlenmiştir. Liber Hermetis bize astroloğun horoskopa bakarak harita sahibinin bu hayatta gelişeceğini veya dejenere olacağını söyleyebileceğine inandığını göstermektedir. Yani kişi düşük bir konumda doğup da doğumunun zorluklarının üstesinden mi gelecek yoksa daha aşağı mı düşecek? Ya da rahatlık içine doğup aile şerefini koruyacak mı yoksa kendini kaybedecek, mirasını çarçur edecek ve sefil, fakir ve itibarı zedelenmiş bir şekilde mi ölecek? Bireyin yetenekleri ve yeterlilikleri ki bunlar mesleğini etkilemekte ve sosyal statüsünü değiştirmektedir, doğum haritasındaki konfigürasyonunun sonuçlarıdır. Bu aslında hayatımızla ilgili konularda yapabileceğimiz ve yapamayacağımız şeyler olduğu anlamına gelir ve bu da bizi mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki bağlantıyı fark etmeye yöneltir. Ve bunu bize hatırlatan eski bir hermetik deyişe götürür. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Yani makrokozmos ve mikrokozmos arasında benzerlik vardır. Astrolojide bu benzerlikleri tespit etmemize yardımcı olan bir ilimdir. Aziz en-Nesefi, Zübdetül Hakaik adlı eserinde bunu şöyle dile getiriyor. Küçük insanda ne varsa, büyük insanda da o vardır. Bu da bizim zodyak dediğimiz gökler kuşağı ile gezegenlerle bağlantımız olduğu anlamına gelir. Zodyak adeta dünyanın ruhu olarak görülmüştür. Doğu ve Batı düşünce dünyasının en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen Muhyiddin Arabi, astrolojiyi alemin sembolik dili olarak görmekteydi. Araştırmacı ve yazar Titus Burkhardt'ın İbni Arabi'nin Mistik Astrolojisi adlı eserini çeviren Mehmet Tevelli, Zodyak dergisinde yayımlanmış makalesinde şöyle diyor. İbni Arabi'ye göre duyularla algıladığımız evren, zahiri alem bir hayaldir. Ancak boş, esası olmayan bir kurgu veya sanrı değildir. Kendinden üstteki bir gerçeklik seviyesine işaret eden, sembolik bir hayaldir. Dolayısıyla bu alemde bulunan her şey bir hakikatin sembolüdür veya başka bir açıdan açılımı, dışa vurumudur. Dışımızdaki nesnelerin dizilişi, vuku bulan olaylar hepsi bir hakikati ifade ederler. Ancak bizzat hakikat olmadıkları için de
aynı zamanda hakikati örterler. Çıplak gözle algılayabildiğimiz gök cisimleri ve bunların içinde güneş, ay, gezegenler ve burçlar da bu sembolik fonksiyona sahiptirler. Alemin bu sembolik dilini bilen arif, nesneleri okuyabilir. Çünkü evren büyük kitaptır. Ortaçağ astrolojisine damgasını vurmuş olan İranlı astrolog Ebu Maşer, felsefe ve yüce ilimlere ilgi duyup, gökyüzünde hareket eden varlıkların durumlarının gizemleri hakkında fikir yürütenlere şöyle demiştir. Üstün varlıklar, doğal hareketlerinin güçleri aracılığıyla bu dünyada gerçekleşen şeyleri gösterdiklerine göre, bu bilgiyi göz ardı etmenin ne faydası var? Kişi bu bilgiyi ancak zodyak dairesinin dereceleri, burçların sayıları ve adları, her burcun derecelerinin nicelikleri, yöneticilikleri, asaletleri ve doğaları, 12 evin ve gezegenlerin doğaları, kuzey ve güney takım yıldızlar, durumları ve manaları hakkında bilgi edinerek ulaşabilir. Gelecek hakkında bir şeyler bilme arzusu insan doğasının dürtüsel bir gereğidir. Bu belki de insanın astrolojiye ilgi göstermesinin en önde gelen nedenlerinden biridir. Hayatımıza gelişen olayların gidişatı hakkında içgüdüsel olarak hepimiz bilgi sahibi olmak isteriz. Böylece bu konularda elimizden geldiğince önlemci olmaya ve geleceğe yönelik isabetli kararlar almaya çalışırız. Şüphesiz bu işaretleri önceden okumak, ileri dönük durumlarla ilgili önemli avantajlar sağlar. Olumsuz etki yaratacağını okuduğumuz şeylerin bazılarından kaçınabilir ya da en azından kendimizi bunların sonuçlarına düşünsel ve duygusal olarak hazırlayabiliriz. Bu aslında hayatımızla ilgili konularda yapabileceğimiz ya da yapamayacağımız şeyler olduğu anlamına gelir. Öngörü, astrolojinin çok önemli bir alanı, hatta kalbidir kuşkusuz. Doğru öngörülerde bulunmak, bir harita üzerinde adeta bir sanatçı gibi ince çalışmayı ve becerikliliği gerektirir. Bu yüzden klasik astrologlar astrolojiyi ilahi bir sanat olarak görmüşlerdi. Ptolemy, meşhur eseri Tetrabiblos'un 3. bölümünde astroloji hakkında şöyle diyor. Ruha nelerin iyi geleceğine bakacak olursak, saadet, keyif ve genel olarak tatmin sağlamakta, insani ve ilahi şeyleri bütünlüklü olarak kavratan bu öngörüden daha öte bir şey olabilir mi? Ortaçağ astrolojisini derleyen ve anlaşılabilmesini sağlayan İtalyan astrolog Guido Bonatti, astrolojinin her şeyi bilmemizi ve öngörmemizi sağlayacak tek bilim olduğunu söyler. Bonatti'ye göre geleceği bilmek faydalıdır. Çünkü aslında kişi yıldızlara göre gerçekleşecek kötü bir olayın tehdidi altındaysa ve bunu öngörebiliyorsa, bunun ne çeşit bir kötülük olduğunu, hangi türden olduğunu görecek ve kendini buna hazırlayacaktır. Bilgeler bu evrenseller sayesinde belirli şeyleri bilirler ve bazı şeyler sadece bilgeler tarafından değil, sıradan insanlar tarafından da bilinir. Bilgeler bunları kendi çabaları sonucunda, yani yıldızların bilimi aracılığıyla bilirler. Bilgeler astrolojik işaretleri önceden okumanın olumsuz etki yaratacağını öngördükleri şeylerden bazılarını engelleyebileceklerini ya da en azından kendilerini bunların sonuçlarına ruhsal olarak hazırlayabileceklerini düşünüyorlardı. Claudius Ptolemy bu konuyla ilgili şöyle diyor. Yıldızların doğasına aşina, becerikli bir insan, onların pek çok etkilerinin önüne geçmeye ve bu etkiler gerçekleşmeden önce kendini bunlara hazırlamaya muktedirdir. Öngörü, gelecekteki olayların sanki şu anda gerçekleşiyorlarmış gibi tecrübe edilmelerini sağlayarak, ruhu duruma alıştırır, sakinleştirir
ve yaşanacakları sükunet ve metanetle karşılamaya hazırlar. Astrolojik öngörü, insanı bilgeliğe taşıyan meziyetlerden biri olarak görülüyordu eski alimler tarafından. Ptolemy bunu şöyle ifade ediyor. Öngörü sahibi bir zihin, göklerin faaliyetine değer katar. Tıpkı becerikli bir çiftçinin toprağı işleyerek doğaya değer katması gibi. Eski alimlere göre astroloji, insani olanı kavrama, ilahi olanla bağlantıya geçme ve sonuç olarak onu idrak edebilme sanatıdır. Helenistik astroloji döneminin önemli isimlerinden Romalı bir avukat ve astrolojinin ateşli bir savunucusu olan Firmicus Maternus'un eseri, Orta Çağ dönemi için hayli kapsamlı bir araştırma içeriyordu. Astroloji öğrenme ve uygulamanın dini ve ilahi olana ibadet etmeyi beslediğini öne sürmüştü Maternus. Eseri Matesis'te göklerin ilahi olduğu, astrolojinin ilahi güce ibadeti teşvik ettiğini savunmaktaydı. Gezegenlerin yaşamlarımıza yol açan kuvvetler olduklarını varsayıyordu. Helenistik astroloji döneminin özeti sayılabilecek bu eserde, bir astroloğun nasıl olması gerektiği konusunda eskilerden beri gelen etik tanımlamalar vardır. Firmicus'a göre iyi bir astrolog politikanın dışında kalmalı, belalardan uzak durmalı, iyi ve kalıcı bir şöhrete sahip olmalı, dürüst olmalı, açgözlülük etmemeli, hatalarını gördüğü kişileri küçük düşürmemeli, tam tersine onları daha iyi davranmaya teşvik etmeli, öngörülerinde çok dikkatli ve daima ahlaki davranışlar içerisinde olmalı, kendisine sorulan sorulara geçerli cevaplar verebilmek için astrolojiyi doğru öğrenmeli ve iyi anlamalıydı. Ortaçağ astrolojisinden gelen bilgiler ile Rönesans astrolojisi arasında adeta bir köprü vazifesi gören ve döneminin en etkin isimlerinden biri olan Fransız astrolog Jean-Baptiste Morin, gezegenlerin Tanrı'nın dünyadaki hareketlerinin tezahürünün nedenleri olduğunu ifade ediyordu. Morin'e göre astroloji çalışması kozmos veya doğa kanunları üzerine çalışmaktı ve pratiği de bu kuralları özel örneklere uygulamaktı. Gezegenler ve burçlar evrensel nedenlerdi. Formlar gezegenlerin ve burçların özlerine bakılarak karakterize edilebilirdi. Yıldızlar ve burçlar ve gezegenler formları doğanın elementsel dünyasına taşıyorlardı ve burada madde ile birleştirip maddesel şeyler haline geliyorlardı. Eski alimler astroloji sanatı ile uğraşanların mütevazı ve haddini bilen kişiler olması gerektiğine inanıyorlardı. Abraham İbni Ezra, bilgeliğin başlangıcı Tanrı'dan korkmaktır diyerek, astrolojinin haddini bilmek, Yaradan'ın farkında olmak ve ona saygı göstermek olduğunu ortaya koyuyordu. Bu saygı, klasik astrologların eserlerinde pek çok kez dile getirilmiştir. El-Biruni, Ebu Ali el-Hayat, Ebu Maşer, Maşallah, daha sonra William Lilly gibi pek çok astrolog yazar, öngörü kurallarını saptarlarken pek çok yerde paragraflarının sonlarında fakat her şeyin doğrusunu Allah bilir. Allah'ın emrettiği gibi, Allah isterse gibi ifadeler kullanmışlardır. Erhard Rudolph'un 1491 yılı basımında yer alan Bonatti'nin Liber Astronomiesine giriş yazısı bize eski astrologların astrolojiye bakış açılarını güzel özetliyor. Gökyüzünü, yeryüzünü ve içindeki her şeyi yaratan, her şeye sağlamlık kazandıran ve her şeyi insanın hizmetine sunan, gökyüzünü yıldızlarla süsleyen ve ışık saçan cisimlerin faziletleriyle onların aşağısındaki her şeyi düzene sokan ve yöneten ve aynı şekilde insana da yol gösteren, onun ötesinde bir başka tanrı yoktur.
O, akıllı ruhları diğer tüm canlılardan üstün kılmıştır ki her şey onlara hizmet etsin. Ve bu akıllı varlıkların diğerlerinden farklı olarak bilmesini ve anlamasını sağlamıştır. Onlara üstün gök cisimlerinin hareketlerini ve bunların manalarını göstermiştir. Gökyüzünü akıllı varlıklar için bir parşömen gibi yaymıştır ki, iletişime geçen ve ilahi bilgeliği açığa çıkaran, gökyüzündeki ve gökyüzü aracılığıyla sadece geçmişi ya da bugünü fark etmekle kalmasınlar, gelecekte olacak olaylara karşı önlemlerini de alabilsinler, öngörüde bulunabilsinler ve bunlardan bahsedebilsinler. Ünlü İngiliz astrolog William Lilly, en önemli eseri Christian Astrology'de, astrolojiyi yıldızların Tanrı'nın muhteşem ve takdire şayan faaliyetlerinin bilgisi olarak nitelendiriyor ve bu sanatı öğrenmek isteyen astroloji öğrencisine hitap eden şöyle diyor. Öncelikle yaratanı düşün, onu takdir et ve ona müteşekkir ol. Mütevaziliğini kaybetme ve ne kadar derin ve üstün olursa olsun hiçbir doğal bilginin aklını başından alıp hem gökteki hem de yeryüzündeki her şeyi düzenleyen ve yöneten ilahi gücü göz ardı etmene yol açmasına izin verme. Aksine bilgin arttıkça Yüce Tanrı'nın gücünü ve bilgeliğini daha da fazla takdir et ve kendini Tanrı'nın lütfunu hak etmeye ada. Ne kadar iman edersen kendinden o kadar emin olacaksın ve Tanrı'ya ne kadar yakınlaşırsan o kadar saf yargılarda bulunacaksın. İşte böyleydi klasik dönem alimlerinin astroloji anlayışı. Onlar kendilerini bu ilahi bilme adamışlardı ve astrolojiyi bir sanat olarak görüyorlardı. Onlar sadece birer astrolog değildiler. Aralarında şairler, filozoflar, matematikçiler, profesörler, astronomlar, tıp doktorları, avukatlar ve din adamları vardır. Antik dönem ve Orta Çağ ve Rönesans dönem astronomlarının çoğu birer klasik astrologtu. Birçok matematik profesörü yargı astroloğuydu. Cebir, geometri, trigonometri ve yüksek matematiği keşfetmişlerdi. Onların kendi dönemlerinde kullandıkları metotlar son derece bilimseldi ve günümüzün en karmaşık matematiksel metotları kadar geçerliydi. Bu bilgilerin günümüz tıbbi, felsefi, psikolojik, matematiksel kavrayışında ve tüm bilimsel tekniklerin temelinde önemli yer tuttuğu bir gerçektir. Bu videoyu keyifle izlediğinizi umarım. Astrolojinin gerçek değerini ortaya çıkarma maksadıyla hazırladığım videolarım devam edecek. Yayınlanacak videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylemesi benden.